Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün neleri tanıtacağım biliyor musunuz? Aslında e, bayağı eski bir şeymiş marka ama ben ilk defa kullanmaya başladım. Yani ilk defa almak istedim. Çünkü e, uygun fiyatlı kategoride Flormar'ın şöyle göstereyim arkadaşlar. Elimde 6 tane renk ruj var. Bunları şöyle yakından incelemek istiyoruz. Öncelikle şöyle ambalajlarını incelemek gerekirse. Bence şu fikir çok güzel. Aslında bu renk birlikteliği de güzel ama ben e, ben şöyle isterdim. Bu ve altı üstü aynı olsun isterdim. Bu kısmı da şöyle bir beyaz alan bırakıp o öyle yazabilirlerdi. Hoş olurdu. Ee, onun dışında ambalajlar böyle tombullukları falan güzel. Renklerin buradan görünmesi de güzel. Ee, altta renklerin böyle bu şekilde yapıştırması da güzel. Dediğim gibi bu çizgi alt, kısmı da çizgi yapsın. Şuraya da beyaz bir alan bırakıp bunu yazabilir. Hani fazla bunlara gerek yok arkadaşlar. Essential lipstick falan filan gerek yok. Sadece şu kısmı yazsa yeterli. Evet. Flormar'a tasarım tavsiyesi de yaptık. <laughs> Bu arada ben tasarımcıyım Flormar. <laughs> Beni düşünürsen buradayım. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, Elimde 6 tane renk var. Diğerini de alıp geliyorum hemen. Onu da aldım geldim. Arkadaşlar şimdi bu rujlar bence şöyle bir mantıkta yapılmış rujlar. Yani Flormar'ın tarihi yaklaşan rujlarıyla e, yani artık üretim dışı kalan ruj renkleriyle ve o formülasyonların karışımıyla oluşturulan daha uygun fiyatlı bir e, kategori. Bence bu böyle. Çünkü genelde markalar bunu yapar yani. Ellerindeki ürün ziyan olmasın diye. Onları da bu şekilde değerlendirmişler. Zaten kokusundan da belli. E, kokuları hoş değil arkadaşlar bu rujların. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Onun dışında onun dışında renkler güzel, kalıcılık güzel, enteresan bir şekilde ben şeyi de beğendim. Yani saten yapısını da beğendim. Şimdi arkadaşlar renkleri burada elimde sıvaç yapacağım, sonra da dudaktaki görünümlerini göstereceğim. Ardından da bir yandan da yorumlarımı yapacağım. İlk olarak elimdeki renk Pretty 26 Hot Red. Öncelikle bunu buna bakalım. Oldukça seksi bir kırmızı olduğunu söyleyebilirim. Mavi alt tonlu, yoğun. Bakın böyle bayağı pop, pop bir renk. Evet bakın. Yani seksi ışıltılı bir kırmızı. Gerçek kırmızı değil. Yani bunun şeyi mavisi fazla ama canlılık olarak güzel bir kırmızı olduğunu söyleyebilirim. Bayağı canlı renk arkadaşlar. Özellikle bu mesela bu şeyin e bu serinin ben şeyini beğendim. E renklerini beğendim. Özellikle renklerini beğendim. Hatta dudaktaki bıraktığı tinti de beğendim. Hepsi genelde pembe bir pembe bir tint bırakıyor genelde ama yine de hani benim dudaklarım renksiz olduğu için benim hoşuma gidiyor mu? Gidiyor. İlk olarak bu böyle bir renk arkadaşlar. Dudaktaki görünümünü de göstereceğim. Ardından Vivid Pink var. Hiç pembe renk rujum yoktu. Hani yaz ve ilkbahar aylarında kullanılması gereken rujlar ve glosslar olarak iki ayrı seride ee, video hazırlayacağım ama arkadaşlar e, bunu da burada da bunu da belirtmek istiyorum bakın yani bunları da katacağım oraya haberiniz olsun çünkü elimdeki rujlar bunlar hani canlı renk rujlar bunlar diyebilirim başka ben e, yani mesela e, akrep burcu birisi olarak çok şey canlı renk kullanmayı sevmiyorum belli bir tarzım belli bir oturmuş stilim var olduğunu düşünüyorum o yüzden de çok canlı renkleri şey yapmıyorum ama şimdi saçlarım renkli olduğu için canlı renk ihtiyacı hissettim. <laughs> e, gerçi makyajda ben bayağı cesur olabiliyorum da neyse arkadaşlar. Vivid Pink var 16 numara. Bakın böyle çok güzel bir bebek pembesi. Bunun bir de daha mavi bir pembesi vardı. Şeye benziyor. E, neydi? kendi kendi diye bir Mac'in ruju vardı ona benziyordu onu almadım arkadaşlar bunu aldım bu daha Barbie Barbie pembesi. Bakın tam bir Barbie pembesi. Barbie pembesi isteyenler alabilir. Bir de şunu şöyle bir özenle beğendim arkadaşlar. Mesela bunu yayıyorsunuz ya dudağında. dudağında ya yaydığında böyle çok güzel settle bir renk oluşturuyor. Yine yine yumuşak o pembesini veriyor ve oturuyor renge. Yani mesela bunu böyle parmağınıza dağıtıp bir kısmını da yanağınıza sürseniz falan hani o o kafadaki 90'lar rujları vardır ya öyle arkadaşlar bunlar. O yüzden de ekstra sevdim diyebilirim. Bunu mesela uzatsak bunun altından pembe çıkıyor gördüğünüz gibi. Ama çok tatlı bir pembe çıkıyor farkındaysanız. Şeker çok tatlı böyle. Ambalajında çok yakışmış böyle bir renk. Evet güzel bir ton arkadaşlar. Sürdürülebilirlik mantığında bunları bence bu o kafada yapmaya devam ederler. Gelelim üçüncü rengimize. Kardinal diye bir renk. Yani bayağı kırmızı bir ton. Şöyle aradaki farkı da göstereyim arkadaşlar. Çok fark yok ama bu daha pembede ve açık. Daha neonumsu. Daha açık böyle. Daha pembe de. Bu daha kırmızı kırmızı. Ee, yani ikisini almama gerek var mıydı? Bilmiyorum. Ben kırmızı çok kullanıyorum. Aslında fena olmadı ama. Yani almaya da bilirdim. Değil mi ama? Hani çok yine de bir benzerliği var. Siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama şu an. B be benzerliği var. Bu daha böyle genç buna göre. Ama bu da işte daha seksi. İşte genç seksi bağlantısı biraz sapıyor. Genelde öyle bir çizgi yapsak. Seksi mi genç mi diye. Ee, orada o nüans kayıyor arkadaşlar. O yüzden de böyle bir ayrım yapmak istedim. Güzel bir kırmızı yalnız. Dudaktaki görünüşünü de görürsünüz. Bu ne? Hmm... T-Rose. Bu çok güzel bir renk. Tam böyle ilkbahar yaz renklerinde her zaman kullanabileceğiniz. Gece gündüz kullanırsınız arkadaşlar bunu. Ama gece bir gloss da falan kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü rengin renk ışıldayabilir. Karanlıkta ışıldarlarsa da size arka plana atabilir. O yüzden de arkadaşlar glossla settle etmeniz önemli. Gece kullanacaksanız bunu bu şekilde e, bu arada bunları çok bronz tenler kullanmasın. Bu rengi özellikle. Çünkü açık bir ton pastel. Bakın sütlü bir ton. Sütlü bir somon böyle. Tam tatlı bir salmon rengi. E, somon rengi arkadaşlar. E, bakın şöyle şu renk. Muadili var mı bilmiyorum. Bence yok. Yani Ben hatırlamıyorum. Böyle böyle bir ruj aldım daha önce. E, o yüzden de benim çok hoşuma gitti. Bakın açılmış rengi de böyle. Bunları aynı zamanda kremsi yapısı sebebiyle e, allık olarak da kullanabilirsiniz. Tabi cildinizi iyi nemlendirmek koşuluyla Gelelim diğer rengimize. Red orange. Buna bayıldım. Dedim ki iyi ki böyle bir kırmızı almışım dedim. Hani bu hani şunlara şu vardı zaten. Şöyle renk vardı. Böyle bir renk de var bende. Ekiko da var böyle bir renk. Mesela bu red orange yok. Yani şey var. Mesela Lady Danger var ama Lady Danger bunun böyle değil. Bakın arkadaşlar bu çok güzel bir renk. Yani ee, Mekin all fired up mı? Böyle ona biraz benziyor sanki ya da Relentless Red mi desek? Mekin bir rengi var arkadaş. ona benziyor ama bu kremsi yapısı sebebiyle daha çok benim tercih sebebim oldu. Pembe pembe e, turuncu kırmızı. Ya müthiş ya. Bu bu var ya harika bir renk. Öneriyorum kesinlikle almalısınız. 09 bence her ten rengine de yakışacak bir renk arkadaşlar bu. E, haberiniz olsun tabi daha koyu tenlerde bu daha açık duracaktır. E, onun dışında koyu tenler bu renkleri kullanacaksa mutlaka gloss da settle etsin. Yani şöyle rengi bir gloss sürüp oturtsun arkadaşlar zemine. E, o yüzden e, daha onlar için doğal duracaktır. Daha iyi duracaktır. E, gelelim son rengimize bu apricot rengi çok hoşuma gitti yalnız formülasyonunda ufak ufak şey bir nüans farklılığı var açıkçası Mesela bu daha kremsi daha parlak gibi ee, yine de yapısı benzer ama gördüğünüz gibi bu daha parlak arkadaşlar kedim delirdi Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu daha neon e, bir ton çok güzel ama bu da allık olarak falan kullanılabilir pekala. Ee, bu renkleri çok beğendim açıkçası e, tavsiye ediyorum hepsini alabilirsiniz kalitesi tartışılır kalitesini şey demiyorum kokusu kesinlikle şey değil tercih ettiğim bir koku değil kedim susmaz benim arkadaşlar onu söyleyeyim o yüzden bu videoyu böyle bitireceğim sonra da diğer e, video serisine geçeceğim evet arkadaşlar bu şekilde dudaktaki görünümlerini topluca göstereceğim son kısımda Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu kanala abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğenileriniz çok önemli algoritma öne çıkmamız için arkadaşlar. Evet, ee, şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.